Mutlu akşamlar TV52 ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 28 Ekim 2024 Pazartesi, günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Orduluların uzun süredir beklediği şehir hastanesi ne yazık ki bu yılda açılamıyor. AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, hastanenin yol sorunu nedeniyle açılışının ertelendiğini belirtti. Ancak siyasiler olarak konunun takipçisi olduklarını söyleyerek elimizden geleni yapıyoruz dedi. Açılışı bu sene olmayacağını söyleyebilirim sadece. Orduluların uzun süredir beklediği şehir hastanesi bu yılda açılmıyor. Hastanenin yol sorunu nedeniyle açılışının ertelendiğini belirtti AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve ekledi. İkmal inşaatı devam ediyor. En kısa zamanda inşallah hizmet açmak için gayret ediyoruz. Malum önünde çok önemli bir yol, çok pahalı bir yol yapılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat karayollarının bağlı olduğu Ulaştırma Bakanımıza bizzat bu yolu talimatını verdi. Onun için ama onun yapılması biraz zaman alacak. Ordulu siyasi isimlerin konunun takipçisi olduğunu ifade eden milletvekili Hamarat, hastanenin en kısa sürede açılması adına elimizden geleni yapıyoruz dedi. Ordu olarak bütün milletvekillerimiz olarak biz takip ediyoruz. En kısa zamanda hizmete açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama normal teknik şeyler şu anda. Yani bir önemseme ve erteleme yok. Sadece yapılan inşaatın bir an önce bitmesi için bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. İkmal inşaatı devam ediyor. Türkiye hem bal adı altında satılan ürünlerle hem de sahte ballarla mücadeleye devam ediyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, yapay balların arıcıları meslek bırakma noktasına getirdiğini sebep göstererek sahte balların toplatılması çağrısını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel ise konuya ilişkin gözdağı verdi. Sahte bal üretenlerin inlerine girip ifşa etmeye devam edeceğiz dedi. Hala da market raflarında 90'lı niye satılan ballar var. Türkiye sahte bal cennetidir ve sahte bal bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'de hem bal adı altında satılan ürünlerle hem de sahte ballarla mücadele devam ediyor. Ordu Türkiye'de arıcılığın başkenti, Türkiye'de dünyada bal üretiminde ikinci sırada. Bunu daha yukarılara çıkarıp Türkiye'yi dünyada birinci sıraya getirmek ve doğal bal üretimini artırmak, doğal bal üretimini teşvik etmek gerekirken piyasalarda sahte bal hakimiyeti devam ediyor. Ben bakanlığımızdan artık şunu bekliyorum. Bu market raflarındaki balların artık toplatılmasını bekliyorum. Zaten 1 kilo balın 128 lira olduğu, maliyetinin 128 lira olduğu bir ortamda 90 liraya 70 liraya satılan ballarla ilgili biz zaten gerekli çalışmaların yapılmasını defalarca söylemiştik. Market raflarında yer alan ucuz ballar arıcıları ise meslek bırakma noktasına getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel marketlerde doğal bala kıyasla yapay balların daha fazla satıldığını ifade etti. Ve arıcılar maalesef doğal bal üretiminden vazgeçmekteler. 100 bin kayıtlı arıcımız var ve giderek her geçen gün arıcılar bu işi bırakıyorlar. Neden? Çünkü doğal bal üretmenin maliyeti yüksek. Sahte balı yarı fiyatına piyasaya sürüldüğü için doğal ballarını satamıyorlar ve bal üretmekten, arıcılıktan da vazgeçiyorlar. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise yapay balla mücadele çağrısı için Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendi. Hem üretici hem de tüketici için raflardaki ucuz balların toplatılmasını talep etti. Market raflarında satılan 90 liraya satılan ballar da market raflarından toplatılırsa hem tüketici için hem de üretici için iyi olur temennisi içindeyiz. Gerçekten son dönemde bizim maliyetlerimiz artmıştı. Milletvekili Mustafa Adıgüzel de tüketimi açısından sahte balın ulusal bir güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı. Bütün piyasadaki sahte balların toplanması acil şart. Çünkü bununla çocuklarımız zehirleniyor, okullarda gençlerimiz zehirleniyor, askerde Mehmetçik zehirleniyor. Hamile kadınlar, yaşlılar, bu nüfusun tamamı bu sahte balla zehirleniyor. O yüzden diyoruz ki sahte bal bir ulusal güvenlik meselesidir. Ana düşünce sahte bal denetimlerinin daha da artırılması gerektiği yönünde. Bunun için defalarca uyardık. Market raflarında ballardan numuneler aldık, analiz ettirdik, %92 sahte çıktı. Bunu maalesef devlet de biliyor, Tarım Bakanı da biliyor ama gereğini yapmıyor. Resmen devletin gözünün önünde sahte balla nesillerimiz zehirleniyor.
Ardıcık artık bu sahtekarlar yüzünden can çekişiyordu. Bitme noktasına gelmişti. İnşallah bakanlığımızın bu çalışmaları sayesinde de ilerleyen sürede de inşallah ayağa kalkar düşüncesi içindeyiz. Hem üretici kazanacak hem de tüketici düzgün bal yemiş olacak. Milletvekili adı güzel bir de gözdağı verdi. Sahte bal üretenlerin inlerine girip ifşa etmeye devam edeceğiz dedi. Derhal bu sahte bal, tahşişli ve taklit ürünleri piyasadan toplatmak gerekiyor. Yasal zemin hazır, bununla ilgili meclis gereğini yaptı. Fakat pratikte hem denetlemeyen hem de bu sahte bal şebekelerine girip bunları durdurmayan hükümetin burada çok ciddi bir rolü var. Biz bugüne kadar bunları hep onu okuduk, konuştuk, önergeler verdik, dile getirdik. Olmadı. Aynen Perşembe Yaylası'nda yaptığımız gibi bundan sonra burada da pratiğe dökeceğiz, inlerine gireceğiz. O sahte bal üretilen o mekanlara, o fabrikalara baskınlar yapacağız. Onları da ifşa etmeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kapsamında Altınordu ilçesi Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Protokolün değerli üyeleri diyebilirsin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl adına Altınordu Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu Garnizon Komutanı Sadi Akman, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekgürek, Altınordu Kaymakamı Erkan Karaan ve Ordu Barosu Başkanı Avukat Birsen Uçar katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına çelenklerin sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla son buldu. Törenin ardından saat 13.30'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne geçilerek resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ordu Valisi Muammer Erol ve protokol üyeleri sergiyi gezerek Cumhuriyet yıllarına ait resim ve fotoğrafları incelediler. Ordu'nun ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı'nın gelişi coşkuyla karşılandı. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler Mesudiye ve Eyüplü Şehit Sezer Aydın İlk ve Ortaokulu'nun Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamalarından. Ordu'da ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları çelenk sunma töreniyle başladı. Görüntüler Ordu'nun Mesudiye ilçesinden. Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ve beraberindekiler Mesudiye Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okuyarak törene başladılar. Öte yandan Altınordu ilçesi, Eyüplü Şehit Sezer Aydın İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve Eyüplü mahallesi sakinleri de Cumhuriyet'in 101. yılı münasebetiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Thank you.
Öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla ve bando takımları eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşünü coşkuyla kutladılar. Ordu'nun Aybastı ve Korgan ilçe sınırları içinde bulunan Perşembe Yaylası için Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsat alanında yürütmeyi durdurma kararına Ordu Valiliği tarafından itiraz edildiği iddia ediliyor. Perşembe yaylalarını ve Menderesleri olumsuz etkileyecek olan maden arama sondaj çalışmaları Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütme durdurma kararıyla 8 Ekim'de durdurulmuştu. Maden şirketlerinin ise yapılan başvuruyu ele geçirerek mahkeme görülmeden 7 Ekim'de jet hızıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan çete gerek yoktur yazısı aldığı ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararından sondajda yapılan arama çalışmalarının çevresel etki değerlendirmesi gerektirdiği ve sondajın meralara, medreselere zarar verdiği ifade edilmişti. Mahkemede hukuka aykırı bu işlem devam ederse çevreye telafisi güç zararlar verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ordu Valiliği ise mahkemeye sunduğu belgede mera kuruluşunun oluşumundan hukuka aykırılık bulunmadığı ve hukuka uygun olarak oluşturulduğu, bu sebeple yürütmeyi durdurma kararı verilmeyeceğini ifade ettiği itiraz dilekçesini mahkemeye sundu. Yürütmeyi durdurma kararına karşılık Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Ordu Valiliği dilekçe göndererek mera kurulu oluşumu gerekçe gösterilerek yürütme durdurma kararı verilmeyeceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını talep etti. 4342 sayılı mera kanunu ve yönetmeliği yasal mevzuatı gerekçe gösterilerek yazılan itirazda Ordu Valiliği şu ifadelere yer verdi. Öncelikle yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesine saygılarımla arz ve talep ederim ifadelerine yer verildi. Doğu Karadeniz bölgesine bakıldığında Ordu, Samsun ve Trabzon'un arasına sıkışmış bir il olarak lanse ediliyor. Peki bu şekilde bilinilmesinin sebebi ne? Konuyu hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel hem de vatandaşlar değerlendirdi. Ordu diğer şeylere göre geride. Samsun, Trabzon arasında sıkışmış kalmış. Doğu Karadeniz bölgesine bakıldığında Ordu, Samsun ve Trabzon arasına sıkışmış bir il olarak lanse ediliyor. Peki Ordu'nun bu şekilde bilinilmesinin sebebi ne? Geç kalıyoruz, sonra da başka şehirlere eleştiriyoruz. Her şeyi siyasilere yüklemememiz gerekiyor. Bizim taleplerimize onlar aracılık ederler. Bizden bu talep gitmeli. Ordulu yatırımcıların şehrin gelişmesi adına siyasilere ya da oda başkanlarına yatırım talebiyle gelmesi bekleniyor. Ordulu yatırımcı girişimci değil. Yani girişimcilik başka bir şey. Gördüğünüz her şeyden bir gelecek ummak ve o konuda yatırım yapmak bizim genlerimizde pek yok gibi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel konuyu örneklendirerek özetledi. Havayolu taşımacılığıyla birçok şey yapılabilir mesajı verdi. Mesela Kayseri. Kayseri şu anda Orta Doğu'nun bir havacılık kargo transfer merkezi olma yolunda inanılmaz bir atakta. Bizde de havayolunu kullanarak kargo taşımacılığından faydalanacak çok fazla sektör var. İşte taze balık sektörümüz var. Kuru meyve, yaş meyve sektörümüz var, tekstil sektörümüz var. Bunlar için bu bulunmaz nimet. Ama bir an önce başlanmalı. Bütün iller duyurdu ve başlıyor, biz başlayamıyoruz. Demek ki bizde bir eksik var. Ordu'da vatandaşların kimi konuyu istihdam alanlarının olmamasına, kimi ise ekonomiye bağlıyor. Ordu gelişmiş diyemem. Çünkü altyapısı konusunda her türlü sıkıntı var. Bir çevre yolu hala bizim ekonomik yönden geride, her türlü iş konusunda, sanayi konusunda, her türlü konularda gelişmiş bir şehir değil. Sanayi kuracaktım, bir organize sanayi dediler, hala daha yıllardan beri bir şey yok meydanda. İşsizlik öyle, ekonomi sıfır. Ordu geride, çok geride. Türkiye'nin pahalı iliği Ordu olduğunu söyleniyor. Sanayi yok, yani iş, değişik iş potansiyeli yok. Yani çok geride kalmış.
Ordulu iş insanı ve Kazakistan'ın Fahri Konsolosu Mahmut Akyol, Kazakistanlı öğrencilere ve Kazakistan'da yatırım yapmak isteyen halka sağladığı destekten dolayı ödüllendirildi. Bu kapsamda Akyol duygularını TV52 mikrofonlarına anlattı. Bu yörede öğrencilerimiz var. Bu öğrencilere sahip çıkmak, onlar Türk öncelikle. Onlar bizim soydaşlarımız. Onlar safkan Türkler. Onlar burada okuyorlar. Bu coğrafyada çok öğrencimiz var. Ordu'da 100'e yakın öğrencimiz var. Giresun'da 80'e, 100'e yakın öğrencimiz var. Samsun'da 200'e yakın ve Sivas'ta çok daha fazla öğrencilerimiz var. Onlara evet hamilik yapıyorum, abilik yapıyorum, onlara velilik yapıyorum. Bunu yaparken de o arkadaşlarımla bunu severek yapıyoruz. Ordulu iş insanı ve Kazakistan'ın Fahri Konsolosu Mahmut Akyol, Kazakistanlı öğrencilere ve Kazakistan'da yatırım yapmak isteyen halka sağladığı destekten dolayı ödüllendirildi. Akyol, öğrenciler hakkında zorlanılan bir konuya da ayrı parantez açtı. Bu öğrenciler bazında en zorlandığımız şey öğrencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili hastaneye gittiğimizde öğrencilerimize maalesef bizim Türk örf ve ananelerimize göre davranılmıyor. Bu konuda biraz müteessisim, bu konuda biraz üzgünüm. Dolayısıyla o problemi hallettiğimizde her şey yerli yerine oturmuş olacak. İş insanı Akyol, Kazakistan'la Türkiye arasında ticari faaliyetlerin gelişmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek iş insanlarına seslendi. Eğer işin içinden çıkamazsak o abilerimizi de tabii bu taşın altına ellerini sokmaları için ricada bulunurum. Ancak iş durumuna gelince dünyanın altyapı zenginliklerinde en zengin olan ülkelerden bir tanesi de benim hamiliğini yaptığım sevgili Kazakistan ve Kazakistan halkıdır. Yeraltı zenginlikleri olduğu gibi durmaktadır. Rusya'dan ayrıldıktan sonra yeraltı zenginliklerini har vurup harman savurmama ve ciddi insanlarla beraber sanayi yapmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla altın rezervleri çok büyük bizde. Bunun yanında altın, bakır, gümüş, kuarts, aklınıza ne maden geliyorsa, aklınıza neler geliyorsa hepsi o coğrafyada mevcut. Ben sanayici arkadaşlarımı bir de o coğrafyaya göz atmalarını dilerim. Dolayısıyla böyle bir şey olduğu zaman ben seve seve sevgili dostlarıma, sevgili iş adamlarına, sanayicilere burada kendilerine her zaman yardımcı olacağımı nezdinizde belirtmek isterim efendim. Fındık katkılı çikolatalara bir yılda yaklaşık %100 zam geldiğini işaret ederek sitem etti ziraat mühendisi Haluk Şensoy. Geçen sene serbest piyasada 140 liralara kadar çıkan fındık fiyatının kilosunun günümüzde 120 TL'den alınmasına bir anlam veremediğini anlattı. Herkesin girdiği gibi biz de marketlere giriyoruz, fiyatları kontrol ediyoruz. Yani özellikle bakıyorum, fındık ürününün içerisine dahil olduğu çikolata fiyatlarına bakıyorum. Geçen sene 15 lira olan bu sene en az 30 lira olmuş. 30 lira olan bu sene en az 60 lira olmuş. Yani çikolata fiyatlarından bahsediyorum. Fındık katkılı çikolatalara bir yılda yaklaşık %100 zam geldiğini işaret etti, isyan etti. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy, serbest piyasada 50 randıman fındığın kilosunun halen 120 TL'den alım yapılmasına bir anlam veremediğini anlattı. Şimdi bu ürünü üreten parasını kazanıyor. %100 zam yemişse zamında vurmuş parasını alıyor. Devlet de vergisini de alıyor bu ürünlerden. Abi 6 ay önce bu ürün 140 liraya satılırken, fındık üreticiden 140 liradan alınırken 28 Ekim, yarın Cumhuriyet Bayramı, buradan da kutlamış olalım. Bugün 28 Ekim 2024, yeni sezon fındığı halen 120 lira. Bu üretici gübresini nasıl alıp atacak, nasıl ilaçlayacak, bir de kokarca zararlısı başımızda.
Bununla da mücadeleyi bu üretici nasıl sürdürecek? Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani Ziraat mühendisi Şensoy, düşük fındık fiyatlarıyla fındığın geleceğinin tehlike altında olduğuna dikkat çekerken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatlarını revize etmesi gerektiğini söyledi. Bu realiteleri bunu yönetenlerimiz biliyor. Bu üretici artık üretimden çekilsin mi? Mesaj mı veriliyor yani? Bu özellikle Doğu Karadeniz. Bu neyle geçimini sağlayacak? Bu topraklarda ne ekilecek, ne dikilecek? Veya zaten bir şey ekilme şansı yok çünkü duvar eğimindeyiz. Bu fındıktan başka bir şey yapma şansımız yok ki. Ama para kazanamayan bir üretici bu tarımı nasıl sürdürecek? Çok büyük bir talihsizlik, çok büyük bir sıkıntı. Direkt revize edilmesini istiyoruz artık. Hem TMO fiyatları revize etsin. Hem devletimiz yani artık üreticinin elinden tutsun, fındık tarımının sürdürülebilirliği artık cidden çok büyük tehlike altındadır. Fındıktan sadece sanayicinin değil, üreticinin de kazanmasını savunan Şensoy, fındıkta dengeli bir fiyat politikası oluşturulmasını talep etti. Ha, bu fındığın fiyatını belki artıracaklar ama ya bizim gayemiz herkes kazansın. Yani sanayici kazanırken bizim gariban fındık üreticisi de kazansın. Şimdi fiyatı arttırdı. Elinde işte fındığı olanlar veya diğer ticaretini yapanlar kazanacak. Gariban aradan çıktı. Biz bunu istemiyoruz yani. Dengeli bir fiyat politikasıyla beraber herkes durumunu idare ettirsin istiyoruz. Öte yandan Ordu'da fındığın işlenerek katkı maddesine dönüştürülmesi için bir çalışma yapılacak mı sorusu Ordu kamuoyu tarafından da büyük merak konusu. Geçtiğimiz hafta fırtınalı hava durumu sebebiyle balıkçıların denize açılamaması balık tezgahlarında fiyatların yükselmesine sebep olmuştu. Peki bu hafta balık tezgahlarında son durum ne? Evet, balıklarda sıkıntı yok yani gayet güzel başladık. Geride bıraktığımız hafta yağmurlu ve fırtınalı hava koşulları sebebiyle balıkçılar denize açılamamıştı. Bu durum balık fiyatlarında artışa sebep olmuştu. 28 Ekim pazartesi günü balık haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Ordu'da tezgahlarda son durum ne? Balıkçı Ferhat Dönek balık tezgahlarındaki son durumu paylaştı. Bütün çeşit balıklarımız var. Mezdit, İstavrit, Babun, Çineko, Palamut. Tek hamsi, yerli hamsimiz çıkmadı henüz. O da Marmara'dan geliyor şu andaki hamsiler. Ama diğer çeşitler bol. Bol miktarda balıklarımız çıkıyor. Devam ediyoruz. Yani yerli hamsi henüz başlamadı. Hamsi de işte önümüzdeki Kasım ayından itibaren tezgahlar yayınlanmasını bekliyoruz. Balıkçı Ferhat Dönek havaların güzel olduğunu söyleyerek avcılık şu anda çok güzel ifadelerini kullandı. Genel olarak bütün balıklarda yaşadık fırtınadan dolayı. Şu anda havada da gayet iyi. Hatta cumartesi günden beri bütün tekneler bu tarafta, Ordu tarafında bol miktarda palamut avlanıyor. Avcılık çok güzel şu anda. Ferhat Dönek güncel balık fiyatlarını da paylaştı. Şu anda balıklar mezit var 200, istavrit 150, babun 350, sarı kanat çinokop var 400 lira. Palamutlar boy 70 var, 150 var. Levye çupramız büyüklük ufaklığına göre değişiyor. Levye çupramız var, onlar kültür balığımız, onlar 300 lira. Somonun var 200 lira. Bir de kefal balığımız var, onlar da 100 liradan tezgahlar fiyatlarını yer alıyor. Abla. Artık kira sözleşmeleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Bu yolla fahiş kira artışlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kira sözleşmesinde tüm belgeler elektronik imza içerecek. İşlemler e-devlet üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda gayrimenkul uzmanı Bora Tepe yeni uygulamaya geçecek sistemin detaylarını aktardı. Devlet buradaki vergi kaçağını önlemek için artık kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını öngördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair reform niteliğindeki hizmetine ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak. Yeni sistemin ayrıntılarını Ordu'da gayrimenkul emlakçılık yapan Bora Tepe anlattı. Burada amaç şu, insanlar kira rakamı ile ilgili özellikle ticari iş yerlerinde stopajdan kaçmak için kendi aralarında ayrı bir sözleşme yapıyorlardı. Yani örnek veriyorum, kira bedeli 10 bin lira. Diyorlar ki işte biz bunu 2 bin lira gösterelim stopajı düşük ödemek için. Aradaki farkı biz elden nakit olarak ödeyelim şeklinde kira sözleşmeleri vardı. Şimdi devlet bunu engelleme amaçlı kira sözleşmelerinde e-devlet üzerinden yapılması zorunluluğunu getiriyor. Bora Tepe, e-devlet üzerinden yapılan kira sözleşmelerinde asıl amacın vergi kaçaklarının önüne geçmek olduğunu söyledi. Burada hani kayıp kaçağı önlemek, hem vergi artışını önlemek, hem kara paranın işte aklanmasını engellemek gibi birçok etken var.
Ama burada devlet tarafından baktığımızda en büyük kaçak vergi kaçağını engellemek. Kira sözleşmelerinin uyuşmazlığından kaynaklı problemler yaşandığının altını çizen Tepe, konut alanında atılmış güzel bir hamle şeklinde konuştu. Vatandaş tarafında da hukuki problemler oluşmaması için aslında güzel bir adım. Sonrasında çünkü daha sonradan yapılan sözleşmeyle ilk yapılan sözleşme arasında farklılıklar yaşandığı için herhangi bir uyuşmazlıkta, anlaşmazlıkta problemler oluyordu. Burada hem onu engellemek hem de vergi kaçağını önlemek için yapılmış bir adım. Aslında daha önceden yapılması gereken bir adımdı. Ama güzel bir hamle. Hem çift taraflı sözleşmeyi engelleyecek, hem insanların kafasındaki soru işaretini kaldıracak, hem de devletin buradaki vergi kaçağını engellemiş olacak. İyi bir sistem. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun vefat eden babası Arslan Bayraktar, Altınordu ilçesine bağlı Yemişli mahallesinde toprağa verildi. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun vefat eden babası Arslan Bayraktar toprağa verildi. Gaziantep'te dün kalp krizi sonucu vefat eden Arslan Bayraktar'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak orduya getirildi. Arslan Bayraktar için Altınordu ilçesine bağlı Yemişli mahallesindeki evinin önünde helallik alındı. Ahirete müteallik olan bütün hak hukuklarınızı helal ettiniz mi? Dahi helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Ben de hakkımı helal eyledim. Cenazeye katılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu tabutun yanında taziyeleri kabul etti. Arslan Bayraktar'ın cenazesi evinin önünde öğle vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenazeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun'la Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Şimdi kısa bir ara, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. ...2006 yılından beri orduya değer katan projelerle büyüyen Yalçın İnşaat, şimdinin ve geleceğin yaşam standartlarını bir araya getiriyor. Nirvana, İncişah ve Vadikent gibi prestijli konut projelerimizde şehrin en gözde lokasyonlarında size ve ailenize özel tasarlanmış daireler sunuyoruz. Geniş daire seçenekleri, 2+1'den 3+1'e kadar farklı metrekarelerde ihtiyaçlarınıza uygun daireyi bulacaksınız. Ebeveyn banyosu, giyinme odası, geniş balkonlar gibi ayrıcalıklarla donatılmış dairelerimizde her anınızı özel kılacaksınız. Açık ve kapalı yüzme havuzları, spor salonları, saunalar, oyun parkları ve daha fazlasıyla dolu sosyal alanlarımızda keyifli vakit geçireceksiniz. Ordu'nun en merkezi ve ulaşım ağlarına yakın bölgelerde yer alan projelerimizde şehrin tüm olanaklarına kolayca ulaşacaksınız. En kaliteli malzemeler ve titiz işçilikle inşa edilen evlerimizde uzun yıllar güvenle yaşayacaksınız. Nirvana 2. etap, Şahincili Mahallesi'nde 2 blok 80 dairelik modern bir yaşam alanı sunuyor. Geniş sosyal alanları ve merkezi konumu ile dikkat çekiyor. İncişah, Şahincili Mahallesi'nde yer alan İncişah projemiz, kapalı yüzme havuzu, spor salonu gibi lüks olanaklarıyla öne çıkıyor. Vadikent, Bucak Mahallesi'nde Eğitim Araştırma Hastanesi karşısında yer alan Vadikent projelerimiz, geniş aileler için ideal bir yaşam alanı sunuyor. Palm Karşıyaka, Karşıyaka Mahallesi'nde Kuğukent karşısında yer alan Palm Karşıyaka projemiz, kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu ve daha birçok sosyal aktivite alanı ile dikkat çekiyor. Yalçın İnşaat'la hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Ordu'nun yükselen değerinde tüm ayrıntılarını düşündüğümüz projelerimizle size huzurlu bir yuva sunuyoruz. Yalçın İnşaat, sadece bina değil,
hayallerinizi de inşa ediyoruz. Ünye 1957 Spor kendi evinde Rize ekibi Kopuzlar Vakfı Veliköy Spor'u konuk etti. Maçta 46. dakikada 1-0 öne geçen Ünye 1957 Spor skoru koruyamadı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ünye 1957 Spor, Kopuzlar Vakfı Veliköy Spor'la evinde 1-1 berabere kaldı, 1 puana razı oldu. Ünye 1957 Spor kendi evinde Rize takımlarından Kopuzlar Vakfı Veliköy Spor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında 46. dakikada Ünye 1957 Spor 1-0 öne geçti. Hemen peşinden Veliköy Spor'un gol atması sonucu skor 1-1'e geldi. Maçta gergin anlar yaşanırken Veliköy Spor'un teknik direktörü kırmızı kart görerek soyunma odasına yollandı. Beş dakika uzatma verilen maçta skor tabelası değişmeyince müsabakadan her iki takım da bir puanla ayrıldı. Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.